İp yok muydu bir tane? İp yok muydu? Anam düşüverirse ana hanım anam giderse hayırlı işler, ikimiz sap gibi kalırız burada. Ben geçeceğim, bakacağım. Sonra hanım anama geçireceğim. Değil değil. Ne? Bu tarafa, bu tarafa. Şu tarafa. Yapma, 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 yapma. 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 Re öne ak bir sev aklımda kalır. O ne? Balyangoza eve gidecek. Küçükken bir babam dövdü bizi her cebine. Balyangoz toplayıp satıyorduk biz. Ha. Şöyle. Dur. Önce saralım bir ana. Soğum işlemimizi bir yapalım. Şükürler olsun. Bugün emeğimizi fazla aldık. Tam bir kova aldık. Sen var ya. Yukarıyı halledi ve biz oradan dolanalım geçelim, tamam mı? Herkese selamün aleyküm. Ben İlkay Tınaztepe. Kanalımıza hoş geldiniz. Dağda yaşam ailemize selamlar. Yeni gelen abonelerimiz hoş gelmişler. Yani sene 1950'li falan yaşıyor herhalde. Arkamdaki selin şiddetini görebiliyorsunuz. Ve bunun gece 3 katıydı. Arkadaşlar gece biz korktuk. Evet, çadıra su gidecek diye. Allah'ım her şeyin hayırlısını versin. Şöyle göstereyim. İnanın iyi değil yani, her şeyin fazlası zarar. Hanım annemle kaldık, karşıya da geçemiyoruz eve. Bekle, geliyorum. Şimdi gidelim hanım annemle, yukarılardan dolaşacağız köprülerden. Şöyle bizim evin mesafesi gördüğünüz gibi yol iptal oldu, köprü de gitti zaten. Geçemiyor. Gece geldim, geçemedim ben. Geri gittim kasabaya. Şimdi yukarıya gideceğiz. Şöyle hanım anamız orada. Yukarılardan dolaşacağız. Bilmiyorum. Hani ama Allah'ın büyük felaket vermesin bizlere yani. Çok kötü yani. Bu şekilde bu yayış devam ederse bazı şeyler gider yani. Ekinler falan bir şey kalmaz. Her şeyi bırakın. Bu sel büyüdükçe sıkıntı olmaya başladı. Hanım ana. Yürü. Tabana kuvvet. Eşya mı alacaksın? Domates. Ya bugün bir de pazardı. Bizim buranın pazarıydı. Şöyle arabayı göstereyim. Köpeklerin ekmeklerini getirdik. Köpeklerle ilgili de bir açıklama yapacağız. Doğan ne? Yok. Artık bizim de sıkıntıya girmedi, sıkıntıya girmeye başladı bazı şeyler. Allah ya Rabbim bildiği gibi yapsın. Şöyle yollardan falan su geliyor diyorsunuz. Zor. Hanım ana. Sudan yürüme. Ana. Hangi yılı hatırlattı bu yıl sana? 10 sene evvel yağdıydı. 10 yıl öyle yağdı. Bir de 1950'de gelmiş, biliyor musun? 50'deki de kavakları açmış. Ya. Çok hayvan telefonmuş onda. Allah her zaman diyorsun. Ana bu böyle giderse çoğu şey de sıkıntıya girecek herhalde. İnanın yok böyle bir şey. Geçebileceğiz mi şuradan? Geçemiyoruz. Eyvah. Ben geçemem. Ben geçerim ana da. Ben
Ben ne olacak ya lan? Ben geçemem diyor. Annem de ben nasıl geçtim? Yok, iptal. Bu da da kapalı. Geçemiyoruz. Bir de öteki taraftaki su vardı. O da iyi. O da iyi de buradan nasıl geçemeyiz ki? Bu buradan gelen, bir de karşıdan gelen sel var. Çok gelmiş, çok. Geçemeyiz Galatasaray'a ya, nasıl geçsin? Geçemeyiz kanka. Ha? Allah'ım ya Rabbim, her şeyin hayırlısını ver. Bize hayran. Ana. Şafakgil'in motor varsa geçeriz. Oradan da motosiklet geçer mi? Ha? Şey ya, traktör geçme mi? Traktör geçer. Şafakgil'in traktörü varsa geçeriz. Yoksa geçmeyiz. Şafak geldi Polat'ına. Şafak, kaldık biz. Yapacak bir şey abi, yer mi yok? Komşu işte. Komşunun külüne muhtaçtır. Ya, hanım hanımına beni geçireceksin. İp atarız yine geçeriz lan seni kral. Atar mı? Ayıp ediyorum, sen kalır mısın bu lağda hiç? Vallahi oğlum nasıl ya? Gece geldim geçemedim, geri gittim biter dedim. Gece kütür kütür taşla akıyor buradan, bir göreceğim vay ya. Bu böyle ya asar. Yağsın abi, bereket. Bereket. Aradık biz bunu abi, yapacak bir şey yok. Versin Allah. Cenab-ı Allah'ım. Vermiyor, vermiyor dediler. Verdi abi bak. Alın. Kimle beğenmiyor kimisi? Ya beğenmiyor değil. Çok fazla, çok daha 10 gün daha yağış var. Otur abi, ne edelim? Ya, ekinler falan yatmış, çürümeye başlamış. Her şey de vardır bayır abi. Hayır tabii, hayır. Yapacak ya. Bir şey yok. Hayır. Allah'ın işine karışmıyorum ben. Felaketinden kimse de karışmasın. Malzemeleri gir madem. Tamam, o da ya, koy ve de. Buyurun anam. Recep sağ koyunu oradan atsın, sütü sana. Bize bugün tatil. Hadi bugün ha? Tatile gidelim. Hadi. Gece daha felaketim. Nereye korkmayacaksın? Gidim ağırlığa. Dere içimde lan. Büyük şey. Gelirse ağır evde kalmaz. Valla sen şuradan anca bakalım. Sonra gel. Orası şey. Yok. Bugün. Şafak gelin burada bekleyeceğiz. Bugün olsun. Ulan boş. Şafak. Geçti deklar, selden şimdi buraya geçemez. Hanım anama bak, valla gitti gitti, ayaklar falan gitti. Yani bu her yerden su geliyor. Şuraya bas. Ha, yollara bakın. Yani yollardan falan sel iniyor. Ağından falan geçemedi, selden. Geçemedi, kalır her şey ya. Kalır, kalır. Ama kutlandı benim küreğe. Küreği götürdü ya gece kanalı geçimi. Götürdü lan. Vallahi bak. Oradan da bakale gidene lan. Gidene bak daha bu de. Sabah 5'e kadar çok... elimizde küreğine ark yokladık durduk. Bakın şuradan da bir hadi geliyor. Ya hadi. Ben oraya kamalı. Olmuş. Şafak, odun hangi yaş odun giyeceksin yine? Yapacak bir şey yok abi, şimdi şey edelim de. Sabahın yanında vuracağız daha. Köyden yattığım bir çuval kuru. Kuru değil mi? Vallahi ne çevirmiyor ya Allah'ım ya. Hanım annemle düşünüyor geçsek mi diye ayaklarımızı sıvayıp. Anam ben geçemem dedi.
Vallahi ben bir denesem mi acaba? Birimiz bari geçsek oyunları sağsa. Geçen geçti o zaman su yoğudu. Allah Allah, ana geliyor. Gel. Köpek gelirse biz de geçeriz. Gel. Köpek çıkar burada, oradan geçemez. Köpek de geçemez. Recep de oradan gülüyor karşıdan. Annemler kalmış karşıda, geçemediler. Ayakları, sıvam ayakları. Yoldan gelir geç. Boşuna gülüyor yani, biz geçemezsek kasabaya gideriz anamına, kendi kalır. O seviniyor da zor o iş. Buradan mı geçeceğiz? Şuradan. Ana! Bu oğlum bizim varlığımızı mı istemiyor? Ne diyor? Oradan yürüyüp geçsen diyor. Lan oradan adam mı yürür? Lan bak hele lan. İp yok muydu bir tane? İp yok muydu? İp lan olsa. Anam düşüverirse, ana, hanım anam giderse hayırlı işte, ikimiz sap gibi kalırız burada. Anam dursun. Ben anamı falan riske atamam vallahi, hiç hayırlı işte. Sen kal. Biz gidiyor. Ana. Vallahi yok. Nereye geçiyor lan? Düştüm mü, öldüm mü? Ne de yok? Yürüme de, geçme kulak, geçme sen. Geçme abi, anan geçemez oğlum, olur mu lan? Olsun, boş ver. Kepçe gelir belki, aradım ben. Kepçe geliyor. Ben geçeceğim, bakacağım. Ama hanım anama geçireceğim. İsmini yapacağım. Basa basa gel, dur.
Ola dedin ola dediğim yerden geldin. Derin burada şuradan ne? Şuraya bak bak. Gel hadi gel. Çukur yere bastın yine. Al kuşa. Allah güzel. Hadi. Ana. Bir de bu işin geri dönüşü var. Geri dönüş yok. Bu tarafa geçtik tamam. Ne de yaptı? Zaten bunlar geçsin de kalsın. Bu tarafta kalsın dediler. Aynen öyle. Her taraf iş dolu, iş dolu. Tek başına nereden geldin? Bu tarafta kalsın daha dedi. Her zaman bir gaz veren olması lazım hayatta. Böyle gazı verdi bizi anamına attı selin ortasına. Ben bak dikkat edersen anamı üstte tuttum. Düşerse falan aman valla yutarım. Aynen. Ya. Nereye? Anam gittim bittik biz bittik. Valla sel beni çocuktan götmüş. Beni kardeşim yakalamış. Allah Allah değil. Daha yeni duyuyoruz biz bunu. Yeni mi duyuyor? Bilme anlattır bir. Hem de yatırmış beni. Ben ablaya olmuşum. Dağda mı? Köyde. Bu suyun selinde. Orada arklar vardı. Batça suluyorlardı. Onlar arka kum şey. Ben de ablamışım. Karı yarım kumdak etmiş beni. Cemal dayın varmış. Allah çocuğumuz gidiyor yetişti. Son dimik yetişmiş. Ne var? Biz eskiden de geçiyorduk çocukken de. Gözlerini açıp yumuyordun de. Ağzına su dolmuş şöyle diktin de. Dede ana hiç çekinmeden atladım suya. Çocukken biz çok giriyorduk. Çocukluktan geliyor işte. Ya. Biz
Yani insan korku hissetmeye 12 yıldır lazım. Bu dağda yaşıyoruz ama burada bizim çocukluğumuz da dağda büyüdük zaten geçti. Anam da dağda büyüdü geçti hayatı. Yani biz sadece 12 yıldır bu evdeyiz. Bu evden hariç yaşantımız var bizim, dağ yaşantımız. Çocukluktan başlıyor zaten. Ana. Vallahi. Neden görürüz öyle der, abuzum der. Şimdi ne oldu biliyor musun? Çocukluğunda gidiyordun yine girmişsin selede. Osmanlı'da savaşta önde giden birlik gibiyiz valla. Hiçbir aynen. Şeyden tısmıyoruz. Allah herkese güç versin, yani yürek versin, yürek. Güvence oldu mu şey etmiyor. Mesela o yolu batıp gidip hiç fark etmez ana. Ben geceden çekmeye bak, 4'te yattım da. Orası falan arka tarafta açtı. Yemlerin altı su, samanların altından su. Bildim köpeklerin vallahi. Yerlerini değiştirdim. Uyku yok daha 2 saatlik uykuna. Boyunu daha in yattım. Sarılacak. Maşallah çok güzel yağmur yağdı. Öyle bir sel geldi ki. Geçemedin mi karşıya? Koyunumuzu da bugün buraya kapamıştık. Maşallah açamadı diye bir kontrol edelim dedik. İyi maşallah. Tavuklarımız da biraz oraya dönemiş. Yağmur o kadar çok yağar ki. Ah.
taraftan patlamış bir yer. Kapalı yerimizin altından geliyor şu anda da. Alt tarafta palet kurduk ama gördüğünüz gibi alt taraftan bir yeri patlatmış. 2-3 saattir yağmur yağıyor. Çadırımızın yanından da sular gelmeye başladı. Gördüğünüz gibi gel kızım, gel. İşte ulaşın da. Gel kızım, gel. Sel altında oldu. Yaramazlık yapma. Dikeyi koy verdik. Sabah inşallah nasip olursa sonra dikeyle beraber gideceğiz. Zaten dikenin olduğu yer sular altında. Yapma. Bu yüzden dikeyi koy vermek istemiyoruz işte. Yapma, gel. Gel. Ayırmakta. Dikeyi biz akşamları koy vermek istiyoruz ama
Dağdaki dişilerimize de zarar verdiği için işte. Seni güzel bir yere bağlayacağız bir kere gel. Yağmur dün geceden beri sürekli yağmaya devam ediyor. Allah yardımcımız olsun. Bugün maratonu bugün geçecek herhalde. Sel biraz daha fazla oldu dün geceye göre. Herkese selamünaleyküm. Dağda Yaşam kanalımıza hoş geldiniz. Buradan sevgiyle, saygıyla herkesi selamlıyoruz. Yağmurlu bir gün yine. Dün akşam yağmur hiç dinmedi sabaha kadar. Bazı yerlerde borular almadı içeride. Akşam biraz çekebildiğim kadar çektim. Sel hala dinmedi. Oraya bakalım. Dünden biraz daha fazla. Yağmur da daha yenilmiş zaten. Biraz da geç kaldık. Saat 10 oldu. Koyunumuzu çıkartamadık hala. Dün akşam da 4-5'e kadar uyumadım. Etrafa baktım. Köpeklerin bazılarını çektik. Yerleri ıslaktı. İçeriye aldık. Böyle devam ederse annemle İlkay'da geçemez buradan. Buradaki bütün işler bugün bize kaldı. Yani hapı yuttuk. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Koyunumuzu çıkaracağız. Kurbanlıklarımıza bakacağız. Dün akşam aslında bugün bikeyle başlayacaktık koyuna. Dün akşam bikeyi koyverdik. Bike yine rahat durmadı. Biraz dolaştıktan sonra iyi ki içeri girmemişim. Bağda olan siyah incimize saldırdı. İyi Allah'a şükür bir yara falan yok, hemen ayırdık. Bir ki tekrar bağladım. Yani bağdaki olan hayvana o tepkiyi veriyorsa koy verdiğimiz zaman da etrafa zarar vermesin. İleriki zamanlarda bakalım tekrar bir ki koy vereceğiz. Yukarıda bizim bir borumuz var. Orası ülke almadığı için içeriden yağmur suyu içeriye bastı. İçeriden gelen buradan. Gördüğünüz gibi burası da yıkılmış. Yani altı bayağı su geçince, demek ki altı biraz zümüşeyince burası da yıkılmış. Burada da bir günlük bir iş var artık. İçeriler, dışarılar, her yer çamur. Dün de koyunumuzu yukarıya kapadık. Orada çamur oldu. Yani her yer temizlenecek. Bu arada Sattam'la Prenses eşleşmesini de yaptık. İnşallah kazasız doğumlar olur. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tavuklar koyunlardan önce çıkıyor. Köpeklerimize de tavuklarımızı alıştırdık. Bir şey yapmıyorlar. Oh!
yangızımızı tekrar koyverdik. Yargıyla beraber bugün iki bunlar da biz üçlü koyundayız. Yerler çok ıslak olduğundan koyunda topallık da başladı. Her gün olanlara iğne tedavisi yapıyoruz. Yapma. Of of of. İçerisi de, burası da çamur oldu. İki günde içerisi çamur olmuş. Yumurtaları alalım diyeceğim. Bunlar da yumurtluyorlar. Koyun da çıkmıyor dışarı. Buralarda çamur oldu dün akşam. Bir araba adam getirsek buradan akından bugün gelemeyiz. Her yerde iş kokusu var. Yağmurluğumuzu da unutmayalım, alalım. Bu sene olmazsa olmazımız her zaman yanımızda taşıyoruz. Sen nereden geliyorsun? Şşt, çık 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 çık. Aman aman aman, içeri girmişler. Bazı kulübelere de akşam su bastı. Yerlerini değiştirdim. Bazılarını içerip bazılarını kuru yere çektik. Dikeyi de oraya çektim. Dikenin olduğu yerden böyle sel geliyordu akşam. Yağmur biraz dindi. Güneş açtı. Biraz ısınmaya başladı hava. Koyun da biraz yavaşlamaya başladı. Çankız. Çankız yükseklerden takip ediyor koyunu. Bugün biraz sabah yoğun geçti. Kahvaltı da yapmadan çıktık. Hayvanlarımızın karnını doyuralım diye. Bugün kahvaltıda meyve yiyeceğiz.
Elimize muzağı aldık, çıktık dışarıya. Gel. Yargının bizle hiç işi yok. Diğer sürü yan tarafta, onun içerisinde. Koyun ikiye bölünmüş yine. Evet, 4 saatlik yaylımın altında geldik. Koyunlar da doymaya başladı iyice. Sel hala devam ediyor. Köprü kapalı. Bahçenin yanına vurmamış sel, su motoru vardı, onu götürdü. Bir adet boru gelmiş. Yukarıdan su borusu getirmiş sel. İlk defa böyle bir güçlü sel geldi. Şükür koyunlarımızı da doyurduk. Maçın ilk yarısını tamamladık Allah'ın izniyle. İlkay annem de hala gelmemişler. Gelseler de zaten araba geçmeyecek. Bakalım bir şekilde bir şeyler yapacağız. Tavuklarımızı da iyi mırtlamışlar. Onları da alalım. Ben de onu dedim. Hani? Ya oradan filan koyunlara. Bunları sağkan mandalı dakça sağdığımızda en son mandalları söküveceğiz. Allah razı olsun. YouTube'cuya yazmış. Orada aynen. Dedik. Yolumlarda gördük. Süper mandal bir şey ya. Bir de şöyle gülücük dağıttık. Mandal aldım. Ece bak gülücükler var üstlerinde. Sağdığımız mutlu oluyoruz ya sağınca. Mutluluk mandalı takacağız. Benim tavuklar gitti dedim. İyi duruyorlar. Tavuklar da bir şey yok. Kapıyı açtım. Boyundan önce çıkıyor tavuklar. Geliyorlar. Bak hele otları bitimde. Oh beleniyorlar. O da almamış şura. Ötüm. Bu da almamış işte. Bu da almamış. Çocuğun yemleri vardı. Yemleri falan aktarmış. Eyvah üstüne. Köpeklere önü aktıysa aklımda kalmış. O ne? Balangoza eve girecek. Küçükken bir babam dövdü bizi Ercebi'ne. Balangoz toplayıp satıyorduk biz. Balangoz çuvalıyla bir tuttu babam bizi. İkişer tane bir tokat attı. Da, yediğim dayıyı acamadım. Galangozları satamadık. Onu acıdıydım. Bir de bunların eskiler bile topluyorlardı bunları.
Boş çıktı mı seviniyorduk. İçine toprak dolduruyorduk. Ağır gelsin diye. Boştan şunların. Bu dolu. Şimdi toplamayalım abi. Kim yok, toplamaya? Eskiden. Ne? Eskiden toplamaya. Allah çayın kenarlarında toplayalım. Biz de toplamaya çıkıyorduk bahçelerin. Biz çok topladık biz. Bak hala bak. Ne olacaktı bu hani? Valla diyeceğim dağda yaşam. Ne olacak ya? Da, şey bununla. Her zorluğu. Şunu al bakayım. Şöyle hanım anamla hemen bir sağımı yapalım. Annem tutuyor, ben hemen sağıyordum böyle günlerde, acil yapıyoruz. Yani bahçeyle risk atıyoruz ama bizim koyunu sağmamız gerekiyor. Koyun bizim, biliyorsunuz oradan bir geçim kaynağımız oluştu. Peynirinden, yoğurtundan falan faydalanıyoruz. Bir de geçmese köpeklerin şeyi. Köpeklerin ekmekleri falan arabada kaldı ama inşallah kepçe gelirse onu da çekelim. Köprülerin ağızları açılacak. Su dolmuş. Bakalım kepçe talebi de yaptık. Gönderilir inşallah. Gelirse de yaparız. Hanım hanım. Kapıyı açıyoruz. Güzelce. Yani bu iş yapacağız yani. Bu işi yapmak zorundayız. Eğer bir şeyden geçiniyorsanız onu işi yolda bırakmamız gerekiyor. Bugün bu koyunu sağmazsak bu sefer de göğüslerindeki süt kuzulara dokunacak. Hani kapat kapıyı. Her şeyi geçtim. Sağmazsak göğüsleri kör olur. Yani mecbur yani. Bu işler mecbur. Çamura bak hanım hanım. Olsun, alışkınız böyle şeylere. Fark etmiyor. Önemli olan işten yılmamak. Yani bugün de mutluysak ne mutlu bize. Anne sen orayı açıyor, ben ayıran hadi. Şöyle YouTube'da gördüğümüz, yorumlarda gördüğümüz taktiği deneyeceğiz. Anamına bakalım olacak mı? Hanım anam. Şöyle sen tut. Geri döneceksin şöyle. Gel. Kuttuk kuttuk. Yani günlük yaptığımız bütün şey bu. Heh. Şöyle. Dur. Önce saralım bir ana. Sağım işlemizi yapalım. Bugün geç kaldık. Oyunların göğüsleri zormuş ana valla. Koyunumuzu sağdık. Evet mandal. Bakalım inşallah uyar. Şimdi ana şöyle sağdığımız koyuna şöyle geçen şöyle sağdığımız koyuna mandalı taktık şöyle, yani bu sağıldı hanım hanım. Tut. Koyun bu. Şöyle her sağımda bir iki koyun da geçiyor. Hanım hanım mandal tadı tutacak. İlk ayavulu saracak. Hadi başlayalım, bir bitirelim hemen. Şükürler olsun. Bugün emeğimizi fazla aldık. Tam bir kova aldık. Dün yarım kova falan gelmişti. Havalar yağmurlu, soğuk, koyuna süt vermiyordu ama bugün nasibimiz bayağı çokmuş. Yani şöyle bir kova aldık. Allah herkesin nasibini yağlı kılsın. Gerçekten şu zor bu şartlar hayatımda yani kolay değil inanın, ama işte bizi bu mutlu ediyor. Bütün zorluklara karşı ne olursa olsa da bu bizi mutlu ediyor. İnsanlar alsın emeğinin karşılığını. Zor.
Yağmur yağıyor. Lan niye kavga ettiniz gece? Recep bak yağmur da orada. Koyunları bekle diyor. Yapacak bir şey yok. Allah yarabbim. Sel gelmiş her yerden bakın. Açık bir tanesi açılmıyor. Yok. Zor ya. Cenab-ı Allah'ımın dediği olur. Yani görüyorsunuz kepçe falan yani olmaz. Yani buna herkes katlanacak. Şikayetçi olmayacağız böyle şeylerden. Bu doğanın kanunu yani. Olması gereken şeyler. Yani buna yapılacak hiçbir şey yok. Hani sadece büzlerin önünü açılsaydı su azalırdı. Yürüyerek değildi hani bir nevi yine zorlanmadan geçilirdi ama yapacak hiçbir şey yok. Şafak da geldi. Çerikleri küreği verecekti bize. Verecektik. O da olmadı herhalde. Kaldık. Zaten vüzler almazdı. Bizim amacımız gidebildiği kadar vüzden gitsin de şuradan zorlanmadan geçelim. Çok adetine gelmişsin. Gene bunu gelmiş. Bu ne lan? Hedef de kütük topluyor. Bedava kütük gelmiş diyor. Hangi ağacın kökünü yormuş yani. Baş alabilecek miyim diye o da çırpınıyor ama yok. İbo kardeşim yok yok. Olmaz olmaz. Sen de zamanını harcamayalım. Ha? Sen var ya yukarıyı halledi ve biz oradan dolanalım geçelim tamam mı? Sen elleme, elleme, elleme hiç. Sen hiç dokunma. Zaten bu yol gitti. Bu da gitti zaten. Yol mol kalmadı burada. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle kepçeyi gönderiyoruz.
Yok. Olmaz. Şöyle de bir durum oldu. Can kız geçti selden. Can kız orada kaldı. Recep gidiyoruz. Umutsuz bakışlarla. Biz de yine ayakları sıvıracağız. Nasip. Yok, yapacak hiçbir şey yok. Neyse zorluklar. Onlara katlanacağız. Can kız! Bakalım. Geçmiş karşıya ne gördüyse atlamış sudan. Hadi senle kaldın orada. Can kız köprüye dolandı. Ha, o kadar akıllısı ya. Bakın. Karşıda kaldı. Köpek hiç korkmuyor bu köpek ya, bu kadar. Anam anam anam. Düşme içine. Bu kadar ya. Vallahi geçti anne, gördün mü? Geçti, koyuna gidiyor. Ya. Kız! Can kız, hadi! Ya, arkaya koyuna gidiyor. Gel. Yollar kapalı, gelişi yoldan arkaya geçecek. Hanım anamızla bir bir daha geçiyoruz. Ana, yolları sıva. Bu Cenk amansız olacak. Aynen. Acayip sel, Recep kalıyor. Biz anamızda bir daha geçeceğiz. Zaten acayip üşüdük. Ayaklarımız. Kıyafet lazım. Soğuk. İnanın böyle bir soğuk da yok. Köpeklerimize yarın yiyecek işte arabadan geçiremedik. Şimdi baktık. Bir de yarın çuvallarla geçireceğiz artık. İnşallah yani hayvanlarımız aç kalmasın. Biz bir şekilde yemek yiyoruz, şey yapıyoruz ama bu soğukta, selde, sıcakta Allah'ım ya Rabbim kimseyi şey yapmasın. Bakalım bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ana var mı demek istediğin bir şey? Herkese kucak dolusu selamlar olsun. Ana zorluklar oluyor. Zaten 2 aydır falan, 2,5 aydır yağmur yağıyor. Biz çok yağmur yağınca işlerimiz biliyorsunuz bitmiyor. Yani. Köpeklere yal kaynatamıyoruz, soğuk vermek zorunda kalıyoruz, ekmekle yapıyoruz, veriyoruz. Öyle de bir sorunumuz var. İnanın Allah herkesin yardımcısı olsun. Amin. Allah'ın sessiz kullarını aç bırakmasın. İnşallah şu güzelliğe hoşça kalın. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Selam. Şimdi dağda yaşam sucuklarının yaptığımız yere geldik. Her çarşamba Recep'le buraya gelip siz sevdiklerimize bu Afyon sucuklarından, kendi imal ettiğimiz sucuklardan sizlere iletiyoruz. Çok yoğun ilgi var Recep bu arada sucuklarımıza. Allah razı olsun herkesten. Neden dersen Recep, gerçekten uygun fiyatları veriyoruz sucuklarımıza. Evet. Yani herkes yesin diye, yani herhangi bir çok yüksek bir kâr amacımız falan yok. Herkes alabilsin diye fiyatlarımızı çok cüzi miktarda tutuyoruz.